Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. Fen Bilimleri dersinizden ikinci dönemin 1. yazılı örneğiyle, çok güzel bir yazılı örneğiyle sizlerle beraberim. Benden önce videoyu durdurup boş bir kağıda sizler de cevapları yapıp benimkilerle karşılaştırırsanız daha faydalı olacaktır. Hemen başlayalım. Doğru yanlış bölümü. 1. soru: Isıtılan metal bir kürenin hacmi artar. Isıtılan metal bir kürenin hacmi artar. Doğru. Hemen koyalım. İki yüzeyin normali yansıtıcı yüzeye paralel çizilir demiş. Yanlış. Çünkü dik çizilmesi gerekiyor yansıtıcı yüzeye. 3 Maddelerin ayırt edici özellikleri madde miktarına bağlıdır demiş. Yanlış. Biliyorsunuz kaynama noktası, erime noktası madde miktarına bağlı değildir. 4 Isının birimi Joule'dür. Doğru. 5. Suyun donma noktası ile buzun erime noktası birbirinden farklıdır diyor. Yanlış. Donma noktası ve erime noktası yani su ile buz zaten aynı maddeler. Birbiriyle aynıdır. Farklı değildir. 6. Saf maddeler hal değiştirirken sıcaklıkları sabit kalır. Evet doğru. Yani tam erime anında örneğin katı bir madde erirken erime anında ee, sıcaklık aynı olur. Sabit kalır. 7. Şöyle kağıdı ilerletelim. Işık kaynağı ve cisim sabit olmak üzere perdeyi cisme yaklaştırırsak cismin gölgesinin boyu küçülür diyor. Doğru. Perdeyi yaklaştırıyoruz. Doğru. 8. Genleşme ve büzülme olayı sadece katı haldeki maddelerde görülür demiş. Yanlış. Çünkü sıvılarda da genleşme ve büzülme olur. Örneğin bir sütü kaynatırken ne olur? Süt taşmaya başlar. 9. Işık kaynağından çıkan ışık ışınları her yöne yayılır diyor. Doğru bir cümle. 10. Yansıma kanunlarına göre ışının gelme açısı ile yansıma açısı birbirine eşittir. Evet doğru bir cümle. Gelme açısı ile yansıma açısı eşit oluyor. 11. Yarı saydam maddeler ışığı geçirir diyor. Yanlış. Az geçirirler biliyorsunuz yarı sayıdan maddeler. Buzlu cam örneğin. 12. Buzlu cam tülperde gibi maddeler yarı sayıdan maddelerdir. Doğru. Son doğru yanlış bölümün sorusu. Tam gölgenin oluşması için opak madde ve ışık kaynağı gereklidir, Doğru. Ve geldik boşluk doldurma bölümüne. Evet. Burada kelimelerimizi görüyoruz. Hemen başlayalım. Birinci sorudan. 1. ısı alan maddelerin hacimlerinin artmasına nokta nokta denir. Genleşme diyoruz. Hacim artıyorsa genleşme demektir. 2. ısı veren maddelerin hacimlerinin azalmasına nokta nokta denir. Büzülme diyoruz buna da. 3. ışık ışınları nokta nokta yönde nokta nokta olarak yayılır. Her yönde ve doğrusal olarak yayılır. Yukarıdaki kelimelerden uygun olanları yerleştiriyorum. 4. Işığı geçiren maddelere nokta nokta maddeler denilmektedir. Ne diyorduk buna da? Saydam maddeler diyorduk. Saydam yazalım. 5. Işığı geçirmeyen maddelere nokta nokta maddeler denilmektedir. Opak maddeler diyoruz. 6. Yüzeyin normali ile yansıyan ışık ışın arasında kalan açıya Nokta nokta denir. Ne denir? Yukarıya baktığımız zaman yansıma açısı denir. E, tabii yazarken size göstermeyi unuttum. Yansıma açısı diyoruz. 7 suyun nokta nokta 100 santigrat derecedir. Nedir bu? Kaynama noktası. Yukarıdaki kelimeler arasından tekrar göstermiyorum. Sizler az önce yani şu anda görünüyor zaten. Evet 8 Saf bir maddenin nokta nokta ve nokta nokta noktaları birbirine eşittir. O da nedir? Erime ve donma noktaları birbirine eşittir diyoruz ve seçenekli sorulara bakıyoruz. 1 Yukarıdakilerden hangileri sürtünme kuvvetinin özellikleri arasında yer alır diyor. Okuyalım. 1 uygulanan kuvvete zıt yönde etki eder. Evet. Zararı olduğu gibi faydaları da vardır. Evet. Sürtünme kuvveti temas edilen yüzeye bağlıdır. Evet doğru. Hepsi doğruymuş. Cevabımız D şıkkı. İkinci sorumuz. Yukarıdaki bilgilerden hangileri değiştirilirse hata düzeltilmiş olur. Şimdi bir numaraya bakalım. Isı bir enerji türüdür. Doğru. Sıcaklık enerji türü değildir. 2. Kütleye bağlı değildir. Kütleye bağlıdır diyor. İşte burada bir hata var. Şimdi onu değiştireceğiz. 3. Birimi jüldür. Doğru. Birimi santigrat derecedir. Yani 2 ile B'nin yer değiştirmesi gerekiyor. Cevabımız nerede? B şıkkında. Üçüncü sorumuz. Evet burada ısı aktarım yönü sıcak olan maddeden soğuk olan maddeye doğrudur diye önce bilgi verilmiş. Buna göre sıcaklıkları yukarıdaki gibi verilen bloklarla oluşturulmuş düzeneklerdeki ısı aktarım yönü hangisinde doğru verilmiştir diyor. Şimdi şıkların hepsine tek tek bak bak söylemeyeceğim ben sizlere. Uzun sürer çünkü. Sizler videoyu durdurup şöyle bir inceleyin. Şimdi cevabı söyleyeceğim. Evet sevgili öğrenciler. Cevabımız B şıkkında. Bakın B şıkkında B cisminden A cismine doğru bakın ok işareti B'den A'ya doğru ısı aktarımı olur. Çünkü B sıcak. A soğuk. Buradan buraya akış olur. B'den A'ya doğru. Burada ise A'dan C'ye doğru diyor. Eee ya daha doğrusu C'den A'ya doğru ok işaretini şöyle bakarsak C cisminden A cismine doğru akı e, akımı olur diyor. Doğru. C sıcak, A daha soğuk olduğu için ve B ile D arasında bakalım. B 30 derece, D de 30 derece. Herhangi bir ısı alışverişi olmaz diyor. Doğru. O zaman cevabımız B şıkkı. Diğerleri hatalı. Dediğim gibi inceleyebilirsiniz. Dördüncü soruya bakalım. Isı alışverişi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır diyor. A. Sıcaklıkları farklı olan maddeler arasında gerçekleşir. Bu doğru bir cümle. Isı akışı soğuk maddeden sıcak maddeye doğru gerçekleşir. İşte bu yanlış. Çünkü sıcak maddeden soğuğa doğru gerçekleşir. Isı alışverişi sıcaklıklar eşitleninceye kadar devam eder. Doğru. Sıcaklıkları eşit olan maddeler arasında ısı alışverişi gerçekleşmez. Doğru. Cevabımız B şıkkında. 5. Aşağıda verilen olaylardan hangisi maddelerin genleşmesiyle ilgili değildir? A. Cam kavanozun metal kapağının ısıtılınca daha kolay açılması. Doğru. Isıtılınca genleşiyor çünkü. Sıcak su konulan soğuk cam bardağın kırılması. Doğru. Yaz mevsiminde direklerdeki elektrik tellerinin uzaması. Bu da genleşme ile ilgili. Islak çamaşırların yazın daha çabuk kurması. Bu buharlaşma ile ilgili. Genleşme ile ilgili değil. Cevabımız D şıkkı oluyor ve geçiyoruz diğer soruya. Evet bir görselimiz var. Görselde ne diyor? Ee, bir bayan çamaşırlar suyun buharlaşması ile kolayca kuruyacak diyor. Diğer bayan da iyi ki buharlaşma her sıcaklıkta oluyor diyor. Fatma ve Hülya çamaşır asarken sohbet ediyorlar. Sohbet esnasında verdikleri bilgiler için hangisi doğrudur diyor? Ee, i̇kisi de doğru söylemiş sevgili öğrenciler. Çamaşırlar suyun buharlaşmasıyla kolay kuruyacak. Doğru. Bu da diyor ki buharlaşma her sıcaklıkta olur. Doğru. İkisi de doğru söylemişler. Yani cevabımız nerede? C şıkkında. Yedinci sorumuzda yine maddelerimiz var. K, L, M ve N maddeleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Hemen okuyalım. K ve L maddeleri arasında ısı alışverişinin yönü L'den K'ya doğrudur. Bakıyorum L 30 derece K 10 derece doğru. B şıkkı L ve M maddeleri arasında ısı akış yönü L'den M'ye şeklindedir. Şimdi L ile M'ye baktığımız zaman e, ikisinin de ısıları yani sıcaklıkları eşit 30 derece 30 derece. O yüzden aralarında herhangi bir ısı akışı, alışverişi olmaz. Burada yanlış bir cümle var. O zaman B şıkkı yanlış. K ve N maddeleri birbirine temas ettiğinde ısı alışverişi olur. Doğru. K ile N farklı sıcaklıklarda. L ve N maddeleri arasında gerçekleşen ısı alışverişi sonucu son sıcaklık 55 santigrat derece olabilir. Doğru. Çünkü 80 ve 30 topladığımız zaman 110 ediyor. 110'u 2'ye bölüyoruz. 55 derece oluyor. Doğru. 8'e bakalım. Bir cismin gölge boyunu arttırmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Diyor. A. Işık kaynağını cisme yaklaştırmalıdır. B. ışık kaynağını cisim ile perde arasına koymalıdır. C. Cismi ışıktan uzaklaştırılmalıdır. D. Perdeyi cisme yaklaştırılmalıdır. Diyor. Şimdi doğru cevap. Biraz bekliyorum sizler e, videoyu durdurun diye. Doğru cevap. A şıkkında sevgili öğrenciler. Işık kaynağını cisme yaklaştırmamız gerekiyor. Gölgeyi büyütmek için. Boyunu arttırmak için. Ve A şıkkını işaretliyoruz. 9. Şeffaf poşet, kağıt torba ve renkli poşet var. Yukarıda verilen maddeleri ışık geçirgenliklerine göre azdan çoğa doğru sıralayınız. Yani az geçirenden çok geçirene doğru sıralayınız diyor. Buna göre şöyle bir şıklara baktığımızda. Evet cevap C şıkkında oluyor. En az geçiren kağıt torba. Sonra biraz geçiren renkli poşet. Şeffaf poşetisi daha çok ışığı geçiriyor. Bu şekilde sıralama olacak ve cevap C şıkkı olacak. 10. sorumuzda e, okuyalım soruyu. Yukarıdaki tabloda ısıtılan saf bir katının sıcaklığının zamana bağlı değişimi verilmiştir. Buna göre bu maddenin erime ve kaynama noktası hangi seçenekte doğru verilmiştir? Şimdi böyle sorularda sevgili öğrenciler erime noktası ve kaynama noktalarında sıcaklık aynı kalıyor. Sabit kalıyor. Buna çok dikkat edin. Şimdi inceleyelim. Bakın ikinci dakikada 10 derece. Dördüncü dakikada 10 derece. Sonra sıcaklık artmaya başlamış. 6. dakikada 20 olmuş, 30 olmuş, 45 olmuş 10. dakikada ve sonra hep 45 devam etmiş. Şimdi aynı olan nereler var? Şurası 3'ü aynı. Burası demek ki kaynadığı yer bu maddenin kaynama noktası. Burası ve burası da erime noktası. Sıcaklığın aynı olduğu yerler. Demek ki bu maddenin erime noktası 10 derece, kaynama noktası 45 derece. Nerede cevabımız? Bakıyoruz D şıkkında. 11. soru. Mahmut demir bir küreyi demir delikten geçirmek istiyor. Buna göre küreye ve demire ne yapmalıdır? Şimdi buradaki küreyi alıp bu delikten geçirmek istiyor. Sanıyorum ikisi de eşit aynı çapta. Ne yapmalı o zaman? Buradaki demir deliği ısıtma, ısıtıp genleştirmesi gerekiyor. Isıtırsa biraz daha genişlemiş olur. Bunu da soğutması gerekiyor. Biraz soğutursa biraz büzülür ve böylece iç içe geçerler. Yemekki ki demir deliği ısıtmalı. Demir küreyi de soğutmak gerekiyor. Nerede cevap? C şıkkında. 12'ye bakıyoruz. Yukarıdaki düzenekte top ekrana biraz daha yakınlaştırılırsa aşağıdakilerden hangisi gözlemlenir? Şimdi bir düşünün bakalım hangisi olur? Evet topu ekrana doğru yaklaştıracağız. Yani ışık kaynağından uzaklaşmış olacak. O zaman ne olur? Gölge küçülür cevabımız D şıkkı olacak. Ve 13'e bakalım. Şekildeki cismin üzerine 1, 2, 3 ve 4 konumlarından gelen güneş ışınlarının oluşturduğu gölge boyları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Şimdi bunu şundan faydalanarak düşünebilirsiniz sevgili öğrenciler. E, gün içerisinde biliyorsunuz güneş en tepede olduğunda gölgemiz en kısa olur. Sonra güneş e, devam ettiğinde yani akşama doğru akşam üzeri olduğunda en uzun gölge olur. O yüzden gölge boyu en uzun olan nokta 4 noktasıdır. En kısa olan nokta da 1 noktasıdır. Buna göre gölgenin boyunu e, en büyük olan seçenek 4'ten başlayacak. Yani şu olacak 4, 3, 2 ve 1 olarak en kısa olan nokta 1 noktası olduğu için cevabımız D şıkkı olacak. Ve 14'e geldik. Evet böyle sorularla yazılıda sık sık karşılaşacağınızı düşünüyorum. O yüzden bu konulara biraz ağırlık verdim. Gölge oluşumu ile ilgili deney yapan Serhat şekildeki düzeneyi hazırlıyor. Bu deneyle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır diyor. Hemen bakacağız. A. Serhat deney ile ışığın doğrusal yolla yayıldığını göstermiş olur. Doğru. Birinci A şıkkı doğru bir cümle. B. Serhat engeli ışığa yaklaştırırsa Ekrandaki gölge küçülür diyor. Şimdi engel şurada. Işığa doğru yaklaştırırsa gölge küçülür diyor. İşte bu yanlış. Gölge büyür sevgili öğrenciler. Yani cevap B şıkkı. Diğerlerine bakalım. Serhat engeli ekrana yaklaştırırsa yani engeli ekrana doğru götürürse ekrandaki gölge küçülür. Doğru. Serhat ışığı engele yaklaştırırsa yani ışık kaynağını engele doğru yaklaştırırsa ekrandaki gölge büyür. Evet bu da doğru. Ve 15'e bakalım. Aşağıdaki K ışınının aynada yansımaları verilmiştir. Buna göre bütün ışınların gelme açılarını hesaplayıp aşağıdaki kutulara yazınız. Şimdi e, yüzeyin normali şöyle nokta nokta olarak gösterilmiş birincisinde. Bakın buradaki e, açı 50 derece. Ve şu soru işaretiyle ikisinin beraber 90 derece olması gerekiyor. O zaman 90'dan 50'yi çıkardığımız zaman ne olur burası? 40 derece olması gerekir. O zaman cevap olarak 40 derece yazıyorum. Peki burası 70 derece gelme açısı ve yansıma açısı. Ama yüzeyin normali çizilmemiş. Yüzeyin normali ben çiziyorum şöyle tam ortaya. Yani 70'in yarısı kadar olacak. 70'i 2'ye böldüğümüzde ne olur? 35 derece olur. Diğerine bakalım. Yine burada yansıma açısı yüzey ile yansıma açısındaki açı 60 derece. O zaman buraya ne gelmesi lazım? İkisinin 90 olacağına göre burası 30 derece olması gerekiyor. Çünkü burayla burası 90 derece olduğuna göre o zaman soru işareti 30 derece. Tabi burası da 30 derece oluyor o zaman gelme açısı. Ben bu tarafı gösterdim. Burayı göstermeyi unuttum. Yani burla burası aynı olduğu için 30 derece oluyor. Ve geçiyoruz 16. soruya. Hangisi yanlıştır diyor. Yine yansıma açısı ve gelme açısı üzerinden çalışacağız. Bir numaraya bakalım. Bakın burası 60 derece olduğuna göre burası da 60 derecedir. Gelen açıyla giden ışın arasındaki açı birbiriyle aynı olduğuna göre. Burası da 30 derece doğru. Peki 2 numaraya bakalım. 2 numarayı isterseniz şöyle çevirelim. Bakın 45 derece ve 45 derece. Bunların ikisi verilmiş ve doğru. Buradaki açıyla buradaki açı aynı olduğuna göre 2 numara da doğru. 3 numaraya bakalım. Gelen gelme açısı 40 derece, yansıma açısı da 40 derece. Bu da doğru. Kala kala 4 numara kaldı. 4 numarayı şöyle çevirip öyle bakalım en iyisi. Bakın burası 50 derece. O zaman burasının da 50 derece olması gerekiyor. Fakat burası da 50 verilmiş. Burası yanlış verilmiş. Çünkü burası 50 olduğuna göre burasının 40 olması gerekiyordu. O zaman 4 numara yanlış verilmiş. İşaretleyelim 4 numarayı. Şöyle yuvarlak içine alalım ve diğer soruya geçelim. Bir ışın aynadan e, şekildeki gibi yansıyor. Bu ışının gelme açısı kaç derecedir diyor. Bakın burası 30 derece olduğuna göre yansıma açısı şurası ne olur? 30 60 olması lazım. İkisinin 90 olması gerekiyor. O zaman burası 60 ise burası da 60 derece olur. Demek ki gelme açısı da 60 dereceymiş. Cevabımız B şıkkı oldu. Geldik 18. ve son soruya. Aşağıda verilen olaylardan tam gölge alanının nasıl değiştiğini belirtiniz diyor. Yani boşlukları gölge büyür, gölge küçülür şeklinde yanıtlayınız diyor. Şimdi A bölümünde kaynak engele yaklaştırılıyor. Şimdi kaynak engele doğru yaklaştıkça ekrandaki perdedeki görüntü büyümeye başlar. O zaman gölge büyür yazmalıyız buraya gölge büyür. İkinci resmimizde engel kaynağa yaklaştırılıyor. Engel kaynağa doğru yaklaştırıldığında yine az önceki gibi gölge büyür. Perdedeki gölge büyür. Ve son resmimiz engel kaynaktan uzaklaştırılıyor. Yani engel ekrana doğru gidiyor, kaynaktan daha uzaklaşıyor. O zaman ne olur? Gölge küçülür diyorum ve yazılıyı bitiriyorum. Her zaman olduğu gibi sizlere yazılınızda sınavlarda sonsuz başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.